Salgının gölgesi altında bir yeni yıla daha girildi. Yurdun dört bir yanında uyarıların yanı sıra kutlamalar da vardı. İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu oldu. Yeni yılı kentin alışılagelmiş buluşma noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler Beşiktaş İskelesi, Ortaköy Meydanı, Taksim Meydanı ve Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Beşiktaş'ta toplananlar sanatçıların sahne performansı ile eğlendi. Konser alanındaki vatandaşlar zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti. Fatih Sarayburnu'nda ise bir grup denize girdi. Soğa aldırış bile etmeyen grup yılbaşı gecesine damga vurdu. Nevşehir Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar peri bacaları arasındaki çeşitli tesislerin yanı sıra kayadan oyma eğlence merkezlerinde yeni yılı karşıladı. 2022 yılını Kapadokya'da karşılayan turistler gecenin ilerleyen vakitlerine kadar eğlendi. Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar'da ışıklandırmalar yapıldı. Ankara'da saatler gece 12'yi gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Ankaralılar Kızılay ve Bahçelievler'de bir araya geldi. Muğla'nın turistik ilçelerinde de konser verildi. Bodrum'da 2022 yazan ışıklı balon gökyüzüne bırakıldı. Bu görüntülerde Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nden. Bolu'da bulunan merkezde tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede yakılan ateşlerle ısındı. Yılbaşı gecesinin sonunda temizlik işçileri görev başındaydı. Kutlama alanlarında temizlik çalışması yapıldı.